7 Mehmetçiğimizin sisli havada pusuya düşürülerek şehit edilmesi akıllara 1993 senesindeki hain terörist saldırıyı getirdi. 33 askerimizin şehit edilmesini. Dönemin canlı şahidi emekli askeri hakim Faik Tarımcıoğlu anlatıyor. Bu derin izleri Tokat'taki hadiseleri de görmek mümkün. Hafızalardan silinmeyen olay 24 Mayıs 1993 tarihinde yaşandı. 2 aylık bir asker, biz ajan birliğini bitirdik. Oradan usta birliğine giderken hani toplanma merkezi Malatya uğradı. Toplanma merkezinden bizi yarım saat içinde hemen çıkardılar. Öyle bizi yola çıkardılar aniden. Hain saldırıda 7 kurşunla ağır yara alan Gazi Erdal Özdemir olanları anlatıyor. Ateşkes vardı o zaman. Hani hiçbir şey olmayacak dediler. Bizi yolladılar. O saat akşam altıda ellerine geçtik. Hani sizi öldürmeyeceğiz falan dediler. Bize ellerinde deyince biz de ellerinde 10 saat gezdik. 3 tane köyü gezdik, dağları gezdik. Paralarımızı falan aldıktan sonra. En son 3. köyden dağa çıkardılar bizi. Hani dağda safa dizip kurşuna dizdiler. Bir koruma yoktu, hiçbir güvenlik yoktu. Hani yanımızda hiçbir silahlı bir askerimiz yoktu. Canlı yayına katıldığımda komutanım dedim hani bizi 33 tane askeri nasıl yolladınız, korumasız, silahsız? Niye yolladınız, nasıl yolladınız? Neye güvenerek de yolladınız bizi? Niye yani yolladılar? Yazık değil mi, 33 tane arkadaşımı yanımda kaybettim ben. Doğrudur, tarih hep tekerrür eder. Her iki saldırı arasında büyük benzerlikler olduğuna vurgu yapan emekli askeri hakim Faik Tarımcıoğlu, perde arkasındaki karanlık yapılanmaya dikkat çekiyor. Genellikle PKK terörü olarak lanse edilen terörün dışında başka bir derin ilişkiler söz konusudur. Eğer PKK kullanmışsa taşan olarak kullanmıştır. İddia edilen ETÖ davasının delil klasörlerinde yer alan bir gizli tanığın itiraflarında çok dikkat çekici bir bölüm var. Bir dönem terör örgütü içinde yer aldığını söyleyen tanık, 33 askerimizin şehit edildiği saldırı öncesinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaşanan sorunları çözmek için adımlar attığını hatırlatıyor. 1993 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki problemleri fark etmiş ve çözüm yolları arayacağını beyan etmişti. PKK'nın dağdan inmesi için projeler ürettiği, o dönemde yasak olan Kürtçe konuşmayı serbest bırakacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Gizli tanık hain saldırının merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın bu girişimlerinin hemen arkasından gerçekleştiğine işaret ediyor. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Herkes bir çözüme doğru gidileceği ümidini taşımaya başlamıştı. 1993 yılı Nisan ayında Turgut Özal öldü. Akabinde Bingöl'de 33 asker PKK tarafından vurularak öldürüldü. Bu eylemle birlikte yaşanan umutlar tamamen kayboldu.